Merhabalar değerli izleyenler. Hepinize selam ve sevgilerimizi göndererek bugünkü programımıza da başlıyoruz. Bugün babalığı konuşacağız, baba olmanın sorumluluğunu konuşacağız, iyi baba olmanın yollarını konuşacağız. Aynı zamanda babaların çocuklarla olan iletişimlerinde yaptıkları bir takım hatalara karşı uyarılar sunmaya çalışacağız. Değerli bir konuğumuzla birlikte uzman psikolojik danışman Mürşit Ekmel Aybek hocamız bizimle birlikte Şimdi Ne Yapmalı başlıyor. Çocukla ilgilenmek sadece annenin işi midir? Babalık sorumluluğu sadece para kazanmak mıdır? Sadece erkek çocuklar mı babalarını örnek alır? İyi bir baba olmak için neler yapmak gerekir? Uzman psikolojik danışman Mürşit Ekmel Aybek'le baba olmakla ilgili yanlış algılarımızı ele alıyor, çocuk yetiştirme sürecinde babaların sorumluluklarını konuşuyoruz. Sorularınızı bize ulaştırın, stüdyoda cevaplayalım. Mürşit Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş Nasılsınız hocam? Geçen sezondan beri diyeyim. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Sağ olun, sizler de iyisiniz. Elhamdülillah, biz de gayet iyiyiz hocam. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olunuz. Sizi hem bir uzman olarak aynı zamanda da bir baba olarak aslında bugün stüdyomuza konuk ediyoruz. Eyvallah. Farklı boyutlarıyla baba olmayı konuşacağız. Zaten bu noktada verdiğiniz eğitimler de var. Hemen programımızın başında onu bir duyuralım isterseniz. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile Gençlik Merkezi KAGEM bünyesinde Mürşit Ekmel Aybek hocamız her pazartesi saat 18.30'da Kızılay'da, Ankara Kızılay'daki kitap kahve kafede sanıyorum değil mi? Baba olmak üzerine 20 haftalık seminerleriniz oluyor. Evet. Katılım nasıl hocam? Bu noktada neler düşünüyor katılımcılar? Hatalarını görüyorlar mı? Bir değişim sürecine istekli oluyorlar mı? Nedir gözlemleriniz? Şöyle söyleyeyim, işte bu pazartesi günü başladık ilk programımıza. Geçen yıl halka açık olarak başlamıştık. Bu yıl ikincisini yapıyoruz. Geçen yıldan 3 tane babamız tekrar geldi. Siz almadınız mı, öğrenemediniz mi dedim. Hocam daha fazlasını almak için geldik dediler. Bu çerçevede zaman zaman hem o geçen seneki seminer döneminde hem sonrasında babalarımızla iletişimimiz bir kısmıyla devam etti. Çok istifade ettiklerini gördük. Bu da bizi mutlu etti elbette. Bu sene biraz daha genişlettik programı. İşin içerisine babalarımızla birlikte dedik hep çocuklar oyun oynayacak değil, biraz da siz oynayın, beraber oynayalım diye. Oyun da kattık. Beraber zaman zaman babalarımızla oyun oynayacağız. Çocuklarla nasıl zaman geçirecekleri noktasında pratik hem bilgilerimiz olacak. Yine aynı şekilde çocuklar hep ödev yapacak değil dedik. Babalarımıza da değişik ödevler verdik. Tabii gönüllü ve istekliler hakikaten. Hem burada gerek çevredeki olan hadiseler, işte haberlerde duyulan hadiseler vesaire ister istemez bir arayışa itiyor babalarımızı. Bu konuda neler yapabiliriz noktasında arayış içerisinde olan babalarımız var. Zaten kayıtlı alınıyor. Ön kayıtla birlikte geliyorlar. Güzel geçeceğini düşünüyorum. Hatta işi tam ciddiye alanlar var. Şu anda grubumuzda 3 tane henüz baba olmamış yeni evli baba adaylarımız var. Bir tane arkadaşımız evlenmemiş bile. Hocam en baştan başlayacağım diye geldim dedi. Hakikaten çok bilinçliler, çok istekliler. Bu konuda hem çocuklarına hem kendilerine hem eşlerine nasıl yardımcı olabiliriz? Göremediğimiz noktalar var mı? Bu konuda çok istekliler. Bu da bizi mutlu ediyor elbette. Bence çok çok güzel. Çünkü zaten hani çocuk olur, biz de bir şekilde büyütürüz. İşte baba olmayı da zaten işte babamızdan, dedemizden gördük evet. gibi hani geleneksel bir yaklaşım da sergilenebilir. Ya da ne öğreneceğiz canım, zaten işte çocuğu seviyoruz, cebine haşlığını koyuyoruz gibi çok evet. genel bir bakış açısına da sahip olunabilir. Bu babalarımızı ben de tebrik ediyorum gerçekten. Bilinçli, eğitimli, doğru yaklaşım modellerini öğrenip ona göre çocuğuyla sağlıklı iletişim kurabilen babalar topluma direkt olumlu anlamda Kesinlikle. Yansıyacaktır diyelim. Tebrik ediyoruz. Detayları da öğrenmek isteyen izleyicilerimiz varsa tdvkagem.org.tr adresine bakabilirler. Duyurumuzu da bu şekilde yapmış olalım hocam. Kolaylıklar da diliyoruz bütün bu 20 haftalık süreç boyunca.
farklı boyutlara gireceğiz ama en başta babalık rolünü bir konuşmak istiyorum ben. Hem bir baba olarak hem bir uzman olarak baba olmayı bize nasıl tarif edersiniz? Ya baba olmak aslında önce çocuğu tanımaktan geçiyor. Kendinizi tanımaktan geçiyor. Kendi refleksleriniz, zayıf noktalarınız, güçlü noktalarınız. Yine aynı şekilde çocuklarınızın özellikleri, yetenekleri, refleksleri nedir onu bilmekten geçiyor. Bu çerçevede babayla ilgili değerlendirmelere bakacak olursak işte bir geleneksel baba tutumu deniyor. Bu gelenek deyince sanki çok tarihten geliyormuş gibi de bir algı var. Açıkçası bu biraz haksız bir ifade gibi geliyor bana. Şimdi bizim yaşadığımız işte önceki yüzyıla baktığımızda çok ciddi, çalkantılı bir dönemden, savaşlardan, toprak kaybından, ciddi anlamda kayıplardan, insan kaybından geçerek biz gelmişiz. Birçok şu anda yetişkinin bile hafızalarında var olan yokluklar yaşamışız. İnsanların şu anda baktığımızda hayat standartlarıyla o zamanki hayat standartları, hayata dair beklentileri, iaşe çabası her biri aslında bir etken toplum içerisinde. Geçmiş dönemin babalarına baktığımızda baba olmaktan tutun eve ekmek getirme çabası içerisinde olan insanlar. Bir çaba var, bir gayret var ve ciddi anlamda işte çatışmalar, gerilimler. O dönemde yetişen babalardan bahsediyoruz. O babaların babalarına baktığımızda, annelerine baktığımızda işte savaştan çıkmış yine toplum. Ben işte mesela kendi dedem Kurtuluş Savaşı gazisi olan bir insandı. Hepimizin aslında geçmişinde buna benzer izler var. Şimdi bu boyuttan baktığımızda o geçmişteki yaşanan travmalar, korkular, endişeler ister istemez önceliğini başka şeye veriyordu. Çocukla ilgilenebilmek, eşiyle ilgilenebilmek değil de eve ekmek getirme çabası herkesin oluşturduğu bir nokta var burada. Bu babalarımızın çocuklarıyız biz. Bu çerçeveden baktığımızda gelenekten ziyade aslında bir iaşe savaşının, geçim derdinin getirdiği, oluşturduğu bir baba var ortada. Bu boyuttan bakmak gerekiyor. Geleneksel olarak baktığımızda hep işte Osmanlı boyutuna vesaire hep biz de bakmaya çalışıyoruz. Ve birçoğumuzun da bildiği malum Fatih Sultan Mehmet'le Akşemseddin Hazretleri arasında geçen bir diyalog var. Fatih Sultan Mehmet malum çocukken hocası Akşemseddin onunla devamlı ders yapıyor. Fakat Fatih Sultan Mehmet de çok hareketli bir çocuk ve babam benim padişah. Bana söz geçiremezsin tarzında refleksleri var hocasına karşı. En sonunda bunaltıyor hocasını. Hocası da dayanamıyor, babasına gidiyor, Padişah II. Murat'a. II. Murat'a tabii çekinerek durumu anlatıyor. Padişah da bir teklif sunuyor ona. Akşemseddin de çok şaşırıyor, ben bunu yapamam diyor, hayır yapacaksın diyor. Ve nihayetinde yine ders esnasında Padişah Akşemseddin ve Fatih Sultan Mehmet ve Akşemseddin ders yaparken Padişah oraya odaya giriyor. İzinsiz girdiği için de Akşemseddin yine padişahın isteği üzerine bunu çok şiddetli bir şekilde azarlıyor padişahı ve bir tokat nakşediyor ve gönderiyor. Tabii Fatih Sultan Mehmet de bunu görünce ihtiyacı olan aslında korkuyu da alıyor orada. Fakat burada hep bu örnek verilir ama çok enteresan bir detay var. Eti senin kemiği benim dememiş. Vur kafasına bir tane, kulağını çek, tokat at dememiş. Çocuğunu koruma adına koskoca padişah kendine tokat attırmış. O açıdan bizim geleneğimizde, medeniyetimizde baktığımızda çocuk çok önemli bir aktör aslında. Hayatı değiştiren, hayatı değiştirmeye gelen, hayata renk katmaya gelen bir varlık. Ve aynı zamanda da yine inanış boyutundan baktığımızda da bir emanet hepimiz için. O emanet çerçevesinde bakmak gerekiyor. Birçok ailemiz elbette çok iyi niyetli şekilde o emanet boyutundan bakıyorlar. Ama işin içerisinde işte çevrede gördüklerimiz, geçmişteki korkular, kaygılar, travmaların oluşturduğu bir baba figürü var. Her bir ailede de bu farklı, kültürde farklı.
Bunun oluşturduğu babanın aslında yansımalarını yaşıyoruz. Bu çerçevede aslında baba dediğimizde genelde aklımıza gelen nedir? Duygularını saklayan, çok fazla kendini ifade etmeyen, biraz otoriter, geride duran, daha çok anneye birçok şeyi havale eden bir figür var karşımızda. Bu olması gereken mi? Elbette değil. Hele günümüz toplumunda asla değil. Çocukları daha çok yalnızlaştıran bir unsur. Çocuk yalnızlaştıkça farklı bir arayışa giriyor. Farklı problemlerle karşı karşıya geliyor. Çözemiyor. Çözme noktasında sıkıntı yaşıyor. Bu çerçevede en temelde babanın anlayan, dinleyen, kendini ve çocuğunu tanıyan bir birey olmasından geçiyor en başta diyebiliriz. Burada hocam sert, mesafeli, duygularını göstermeyen baba modelinden bahsettiniz. Günümüzdeki bazı babalara diyelim, baktığımızda da belki kendi babalarına da tepki olabilir bu. Evet. Ben babam gibi olmayacağım, işte çocuğuma daha iyi, işte daha arkadaş gibi yaklaşacağım derken bu sefer babaların otoritesi sanki birazcık ortadan kalkıyor. Orada ben dengeyi çok size güzel danışmak istiyorum hocam. Evet, ifrat tefrit noktasında biz de çok sık karşılaşıyoruz. Aynı dediğiniz gibi ben babamın bana yaptığını yapmayacağım diyerek de daha farklı yaklaşım sergileyebiliyorlar. Bu anneler için de geçerli. Burada olması gereken arkadaşlık, evet doğru bir aslında tanımlama ama okuldaki arkadaşı gibi değil, mahalledeki arkadaşı gibi değil. Biraz daha ona rehber olan, dinleyen, anlayan ve aynı zamanda çocuğunun çözüm yolları bulabilmesi için ona rehberlik eden kişi. En basitinden bir çocuk bir problem yaşıyor. Çocuğunun üzüntüsünü gözünden okuyabilmeli, problemini hissedebilmeli. Ha bu şu demek değil, her problemini takip eden, her problemine hemen yardımcı olmaya çalışan değil. Biraz bekleyerek, baktı problem devam ediyor, dinlemeye başlayarak, biraz daha gel işte baş başa sohbet edelim, seni üzgün görüyorum, huzursuz görüyorum diyerek konuya başlayabilir. Güzel bir sohbet ortamıyla birlikte çocuğundan problemini dinlemek, problemi de baktığında baba tespit ettiği bir problem, bir sıkıntı varsa, bir yanlış varsa da "Aa neden böyle bir şey yaptın, sakın bir daha yapma" tarzında doğrudan müdahale değil de peki ne hissediyorsun ki zaten çocuk yanlış bir şey yaptığı için onun sancısından dolayı sıkıntı yaşıyor. Farkında çocuk. Ne yapmayı düşünüyorsun diyerek de çocuğun doğru yolu bulabilmesine fırsat sağlamak. Eğer çocuk gerçekten ne yapacağını bilmiyorsa zaten orada sorar. Peki baba ne yapmamı istersin? Ne bekliyorsun benden? Hangisi daha doğru olur? Burada öncelikle çocuğa bir cevap buldurmakta fayda var. Bulamadığı takdirde en güzel burada anahtarlardan bir tanesi de hikaye oluşturmaktır. Babanın kendi geçmişinden benzer bir problemdeki yaptığı hatası, yanlışı veya doğrusu üzerinden gitmek veya arkadaş çevresinden görebildiği herhangi bir örneği çocuğuyla paylaşmak. Bu anlamda çocuğa hem problemini görme noktasında ayna olabilmek, bununla birlikte de çözüm yolu bulmasına da yardımcı olmak. Burada arkadaşlık dediğimizde o dediğiniz noktada her şeyini bilme ihtiyacı hissediyor. Her şeyini takip etme ihtiyacı hissediyor. Bakıyorsunuz çocuk nefes alamıyor. Çocuk kendine ait özel olan bir varlık. Çocuk diyoruz ama çocuk bizim malımız değil. O da ayrı bir fert. Onun da kendine ait, kendinde saklaması gereken, kendinde tutması gereken özelleri var. Her şeyini bilmek durumunda değiliz. Bilmemeliyiz de uzak da durabilmeliyiz. Burada babalar her şeyi bilmeye çalıştığında bu sefer problemleriyle babasız bir ortamda baş etme becerisini kaybetmeye başlıyorlar. Çok önemli bir nokta bu hocam gerçekten. Evet. Yani çocuğun kendi iradesi bu sefer gelişiyor. Kesinlikle refleksleri. Çünkü arkada hep bir destek var. O destek çekildiği anda çocuk düşecek gibi belki hissediyor. Tamamen öyle. Babam olsa ne yapardı? Babama bir gideyim sorayım. Buna benzer şeylerle karşılaşıyoruz. Mesela yıllar öncesinde bir... Ben bir kolejde öğretmen alım komisyonundaydım. Bir öğretmenimizin ifadesi çok şaşırtmıştı beni. İşte yine kurumda çalışmayla ilgili bir soru sorduğumuzda babama sormam lazım dediğinde çok şaşırtmıştım. Biraz konuştuğumuzda da hakikaten
Baba her şeyini biliyor, her şeyini takip ediyor. Fakat orada ilk defa gittiği bir ortamda bir soru soruyoruz ama ne cevap vereceğini bilmiyor. Çok acı bir durum bu. Bu açıdan baktığımızda kişinin kendi inisiyatifini ortaya koyabilmesi, kendine ait güvenini inşa edebilmesi, kendini tanıyabilmesi, zorluklarla mücadele edebilmesi için kendi problemiyle yüzleşebilmesi lazım. Ama her şeyi bildiği takdirde, işte baba arkadaş olduğu takdirde başka sıkıntılara, problemlere yol açabiliyor. Burada biraz daha abartıyor. Yine bazı örneklerle karşılaşıyoruz. Hocam işte biz özgürlükçü bir aileyiz. Biz çocuğumuzun kararlarını kendisinin vermesini istedik. Tamam, güzel cümleler. Ne yaptınız? Her senenin sonunda biz çocuğumuza sorduk, bu okula gitmek istiyor musun, istemiyor musun? İstemiyoruz. Çocuk 5. sınıfın sonuna gelmiş ve her sene okul değiştirmiş. Ve ciddi şekilde dağılmış çocuk. Tamam, her istediğini yapmak veya özgür bırakmak, her istediğini yapmak demek değil. Burada baktığımızda hikayeye zorluk yaşamış, kaçmış. Zorluk yaşamış, kaçmış. Doğru. Zorluk da yaşanması gereken bir şey. Güçlendiren baş bir... Baş edememiş yani. Kişilik kesinlikle. De bir tahribat meydana geliyor bu durumda. Kaçmayı öğrenmiş problemlerden. Yüzleşmek ve mücadele etmek, daha başka alternatifler üretmek değil. İlk karşılaştığı zorluklukta kaçmayı öğrenmiş ve çocuk ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Bu da ciddi anlamda da bir probleme neden olabiliyor. Evet, iki noktada da ya baba var ama yok, ya da korku unsuru, öfke unsuru olarak çocuğun korktuğu, çekindiği, arkasında hissedemediği bir baba modeli de değil. Ama hep yanında olan, her dediğini onaylayan ve çocuğu o anlamda da bir cenderenin içerisine belki sokan, kişiliğini tahrip eden, iyilik yapayım derken öyle bir baba modeli de değil. Dengeli olmak gerektiğini söyleyelim. Açacağız güven dediniz mesela, o da çok önemli noktalardan bir tanesi ki hayatımızın temel duygularından biri sanıyorum. Devam edeceğiz ama İstanbul'dan Merve Hanım'ın bize bir sorusu var sanıyorum. Hemen dinleyelim. Hoş geldiniz Merve Hanım. Hoş bulduk Ayşe Hanım. İyi yayınlar diliyorum hocam. Sizlere de kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurunuz. Hocam ya ben şöyle özetleyeyim. Biraz sıkıntım fazla ama babamız, konu baba olduğu için direkt babamızdan girdim. Babamız ailesiyle birlikte büyümemiş. Öğretmen bu arada babamız, eğitimci. Hı hı. Hani gurbette kendi imkanlarıyla okumuş, büyümüş, o şekilde diyeyim. Tabii haliyle çok da sevgiye doymamış, yani sevgisiz büyümüş. Hı hı. 7 yaşında bir oğlum var, ellerinizden öper. Maalesef bu durumdan dolayı babamız aşırı bir sevgi, her istediğini yapma. Hı. Benim hiçbir zaman bisikletim olmadı, onun en güzeli olsun. Benim istediğim, ben kantinden istediğimi alamadım, arkadaşlarıma hep özendim. O istediğini alsın, yesin. Diye yani acayip böyle bir sevgi arsızı yapmış durumda. Bir de erkek evladı. Ben de hani şimdiden istiyorum ki, ben de tam tersi ailemle büyümüş, yetişmiş, hani bir aile ortamında büyümüş bir anneyim, hanımım. Ben de istiyorum ki oğlum büyüklerin yanında, atıyorum işte, bacak bacak üstüne atmasın. Hani şimdiden biraz daha ataerkil büyüdüm ben, öyle bir ailede büyüdüm, öyle söyleyeyim. Ben de onları vermeye çalışıyorum ama eşim sürekli, hani bir kural, bir kaide koyduğum zaman kaş göz yapıp işte tamam annesi kızma, işte tamam biz halledeceğiz, konuşacağız diye böyle. Bir de hocam mesela aşırı bir duygusal babamız. En ufak bir şeyde mesela oğlum bir şaka yapıyor. Ağlamazsın değil mi baba diyor, şaka yaptım bak ağlama tamam mı diyor. Hemen eşim böyle ağlarım ama falan gibi böyle. Ekstra duygusal davranıyor. Yani hocam biraz sıkıntım şu, evde sanki ben babayım, otorite benim gibi. Bazen annene sor, annen bilir oğlum, annen ne derse öyle yapalım gibi şeylerle de karşılaşıyorum. Kenara çekilince istemediğim sonuçlar oluyor, çok kendimi de tutamıyorum. Hani bu konu hakkında ne yapmam gerekir, bir uzmana, hani üçümüz birden veya eşimle beraber mi gitmek gerekir, önerir misiniz? Başınızı ağrıttım, hakkınızı helal edin. Estağfurullah, gayet memnun olduk. Çok önemli bir konuya değindiniz gerçekten. Hocam sorunuz var mıdır Merve Hanım'a, yeterli mi? Bir şey soracağım. Buyurunuz. Baba aşırı duygusal davranıyor mu? Yani çocuğu kontrol etmek için mi yapıyor bunu, yoksa gerçekten öyle mi aynı zamanda? Gerçekte duygusal hocam. Tamam.
Yani gerçekten çok duygusal. En ufak bir şeyde yani o ailesiyle yaşayamadığı o ya yani o duygu boşluğunu herhalde artık oğlumuzla mı tamamlama yani ben küçükken çocukken yaşadıklarına bağlıyorum bazen bu yaptığı davranışları. Ama hocam tabii ki evlat yetiştiriyoruz. Bir de erkek evladı istiyorum ki bir kural kaide bir program nerede ne yapması yani bir sınır olsun istiyorum ben de ama babamız bu şekilde olduğu için elim kolum bağlı bir şey yapamıyorum. Peki Merve Hanım çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız ben için. Önemli ederim. Noktalara değindiniz. Pek çok soruyu da açacak bir telefon evet. oldu gerçekten. Evladınızı öpüyoruz buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Kendi çocukluğunda yokluklar içerisinde, zorluklar içerisinde yaşamış bir baba aman benim oğlum bunları yaşamasın diyerek her istediği yapılan bir çocuk, bir erkek çocuk 7 yaştan bahsediyor. Ve anne ile de bir çatışma, bir tutarsızlık, anne baba tutarsızlığı da olduğunu evet, not ettim ben hocam. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi burada iki noktaya değinmek lazım. Bir tanesi evet baba sevgisiz büyümüş. Ve biraz önce ifade ettiğimiz gibi yaşayamadıklarımı yaşasın çocuğum istiyor. Burada biraz sanki aşırıya kaçılıyor. Anne de yine kaygılarından yola çıkarak işte kural disiplin öğrensin derken erken müdahaleyle aslında karşı karşıya çocuğumuz. 7 yaş dediğinde 7 yaşa baktığımızda 7 yaş şu anda iki faktörle hareket eder. Bir, dürtüsel boyutta, iki, duygusal boyutta. Şu anda kendi kendini yönetme becerisi henüz inşa edilmiş değil. Yaptırdığımız şey sadece ezberden ibaret olur. Mış gibi yapar, yapmış olmak için yapar. Ama bunun idrakine varabilmesi, içselleştirebilmesi için özellikle kural, disiplin, düzen noktasında sosyalleşme yaşıyla birlikte başlar bu. Onun öncesinde sosyalleşme yaşımızda 9-10 diyebileceğimiz bir dönem. Onun öncesinde çocuk henüz kendini inşa etme çabası içerisinde. Kendini keşfetme, kendini anlama, yeteneklerini, özelliklerini fark etme döneminde. Ya çevrede ne oluyor, dünyada ne oluyor henüz tam farkında değil. 9-10 yaşıyla birlikte yaşın getirdiği işte beyin gelişimi, zihin gelişimiyle birlikte o idrak artık yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Birçok ailemizde bu noktada bakıyorum çok erkenden bir takım şeyleri vermeye çalışılıyor. Orada hep zaman zaman programlarınıza da değindik. Asıl olan şey çocuğu açmaktır diyoruz. Şu anda çocuğun yetenekleri, özellikleri vesaire neyse bu noktada açılmasına fırsat vermek lazım. Toparlama daha sonra, şimdi değil. Buradan bir başlayayım. Sevgi noktasında da evet babamız sevgisini versin, annemiz de versin. Bizde yine toplumda şöyle bir algımız var. Yani çok sanki sevilen çocuk aşırı şımarır gibi bir kaygımız var. Sevilen çocuk şımarmaz. Her denileni yapılan, her istediği yapılan çocuk şımarır. Burada da evet eğer çocuk okulda, kantinde başka arkadaşları yiyor, o da yiyemiyorsa, bu yaş için söylüyorum. Yani hayatı öğrensin diye çok fazla bu sıkıntılarla da yüzleştirmemek lazım. Öğreneceğiz dönem daha sonra, henüz değil. Hep söylediğimiz bu yaşların en temel özelliği doyum evresidir. Çocuğun doyması lazım. Duyguya da doyması lazım, ihtiyaçlarını da doyurması lazım. Eğer hakikaten her şeyini yapıyorsa baba, her denileni yapıyorsa evet orada dur demek lazım. Oğlum yani şu anda buna fırsatım yok, imkanım yok. Maddi imkanım şu anda buna müsait değil. Şimdi alamam. Ama daha sonra ben sana yardımcı olacağım şeklinde bir açılım sağlanabilir. Ama bazen duyuyoruz işte gece saat 11'de benim canım bunu çekti diyor çocuk. Babayı yataktan kaldırıyor. Ve o çocuğun aldığı şeyi, istediği şeyi aramaya gidiyorlar. Bunlar çok uç şeyler. Bu kadar da olmamalı. Yani oğlum şu anda benim yapabileceğim bir şey yok. Bu saatte de ben bunu yapamam ama tamam yarın bunu beraber çözelim. Erteleyerek de çocuğun da o ortamı algılamasını sağlayarak bir yaklaşım sergilemekte fayda var. Bu yapılırsa hocam lafınızı bölüyorum ama buyurun. Çocuğa ne olur? İleride nasıl bir kişilik yapısına sahip olur? Çok güzel. Herkes emrinde. Baba anne emrinde. İlerledikçe arkadaşları emrinde. Empati kurma becerisi tamamen yok olur çocuğun.
hissedemez, algılayamaz, anlayamaz. Eşine her istediğini yaptırmak ister, çocuğuna her istediğini yaptırmak ister, iş hayatında her deneni yaptırmak ister. Açıkçası net bir şekilde bencilleşir. Tamamen bencil olur. Daha da eğer abartılı bir takviye varsa çocuğun duygusuna, ihtiyaçlarına, bu narsizme kadar götürebilir kişiyi. O yüzden çok dikkat etmek lazım. O dengede burada her denileni yapmamak, ama çocuğun da gerçekten hani aklı kalma denir, gözü düşme denir. O noktadaysa da onun karşılanması lazım. O doyum kısmı çok önemli. Bu yaşlar, 7 yaş için söylüyorum, 7-8 yaş için ve öncesi için çocuğun doyması gereken bir dönem. Doysun ki aç kalmasın. Ora doymazsa yetişkin olduğunda bile aç kalmaya devam eder. O açıdan o dengede biraz babamız bir adım geri çekilmesi lazım. Annemiz biraz kuralı biraz fazla söylediği için o annenin sanki iki adım geri çekilmesi lazım gibi geldi bana. Rahat bırakmasında fayda var. Henüz o adab-ı muaşeret dediğimiz, sosyal kurallar dediğimiz boyutları henüz öğrenme döneminde değil. Ha, öğretmek için tek yapacağımız şey bizim davranışlarımız. Biz oturuşumuza, kalkışımıza, kullandığımız kelimelerimize dikkat ettiğimiz sürece zaten çocuğumuza emin olalım ki o anda öğretiyoruz zaten. Çocuğumuz bizi kaydediyor, bizden görüyor. Yeter ki sevgiyi aldığı anne baba olsun, güveni aldığı anne baba olsun, kaydetmeye her an devam eder. Babanın oturuşuna bakar, annenin oturuşuna bakar, babanın kullandığı kelimeye bakar. İyi akşamlar demesi, günaydın demesi, hayırlı sabahlar demesi. Bazen işte kızım, oğlum günaydın desene, hayırlı sabahlar desene, iyi akşamlar desene. Bunlar da sıkıntıdır aslında çocukta. Biz yapalım, akışına bırakalım. Olması gereken bu burada. O zaten kaydediyor. Hocam bir telefonumuz daha var ama babanın duygusal davranması meselesini de sormuştunuz izleyicimize. Onu da merak ettim. Doğrusu duygusal mı yoksa bunu hani bir otorite aracı olarak kullanıyor mu dediniz? Evet. Nasıl duygusal, net duygusal zaten sevgisiz büyümesinden de kaynaklanıyor. Sanırım bu noktada desteğe ihtiyaç var. Babanın zayıf noktaları var çünkü çok şefkatli, merhametli, ilgili bir babamız görünüyor. Bu çok olursa eğer baba güven unsuru olmak zorunda, güçlü olmak zorunda. Çocuk her seferinde ağlayan bir baba görürse, yani kocaman sığınması gereken dağ ağlıyor. Kocaman sığınması gereken dağ cevap bilmiyor, cevabı yok. Başkalarına soruyor. Bu çocukta güven noktasında sıkıntıya yol açar. Kesinlikle şeyi tavsiye ederim. Bir destek almakta fayda var. Hatta üçü bir arada giderse fayda var. Ama babamızın hipnoterapi diyebileceğimiz bir yöntemle biraz çocukluk çalışmasında fayda var diyebilirim. Peki, bu şekilde önerilerimizi göndermiş olalım. Denizli'den Gülsüm Delikan telefon attığımızda. Gülsüm Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Nasılsınız? Hamdolsun hocam. Sizleri görüyoruz. Ben iyiye bak, Diyanet kanalının hastasıyım. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de siz bizi izliyorsunuz, arıyorsunuz. O zaman da bizler iyi oluyoruz. Evet, ben sabah kalktım mı açıyorum. Akşam kapanınca uykum gelmediği zaman Diyanet kanalının hastasıyım yavrum. Maşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Sorunuzu alalım. Evet. Uzmanımıza neler soracaksınız? Sorum hocam, benim engelli oğlum vardı. Bunu evlendirdim. Bir tane kızım var. 7 yaşını bitiriyor. Aralık 6'da 8'i giriyor. Babayla iletişim kurmuda. Mesela babaya biz okuması yazması olmadığı için öğrettik ama öğrenemedi. Onun da şeysi bozuk. Hani devlet psikolojisi bozuk. Kızım da hiperaktif dikkat eksili var. Zekamız 96. Bu dikkat eksikliğinde öğrenme güçlüğü çekiyoruz. Ve babayla sergi alışverişinde babadan sürekli bir şeyler ilgiler istiyor. Ama baba doymuyor. Baba doyumsuzluğu var. Acaba hocam bunu babasıyla ikisini ayırsız mı? Mesela diyorum, düşünüyorum, bir apart tutalım biz gidelim çocuğuna diyorum. Anne de okur yazar değil. Harfleri biliyorlar ama cümle kurmuyorlar. Para tanıyorlar, artısını eksini bilmiyorlar. Ama kendi işlerini markete gittiler zaman görebiliyorlar. Doktor gittiler şimdi mesela. Doktor da anne baba, ben çocuğu bekliyorum, beraber oturuyoruz. Hani ne yapmam gerekiyor babaya doyması için?
Özel eğitim alan bir çocuk sanıyorum. Doğru mu anladım hocam acaba? Değil, özel eğitim değil. Özel okul veriyoruz ama özel öğretmen alıyoruz. Özel öğretmenden ders alıyoruz dedim. Kazanamayız. Özel eğitim kazanamayız. Zekamız düzgün geliyor. Anladım. Ha, yetmiyor puan, anladım. Evet, IQ'muz düzgün geliyor hocam. Tamam, tamam. Peki babasıyla... Çocuğumuzda dikkat eksikliği için üniversiteye gidiyoruz, Pamukkale Üniversitesi'de. O tedavi görüyoruz. Tamam. Hani bunu hocam bize nasıl yardımcı olur bildiğinizden. Peki çok teşekkür ediyoruz Gülsüm Hanımcığım. Denizli'ye de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Evet, hemen danışalım hocamıza. Evet. Ne dersiniz hocam, buyurunuz. Burada doğru anladıysam babanın babaya karşı bir doyumsuzluk var değil mi? Bu soruluyor. Şimdi... Yaşını sormayı atladım ama... Bir üniversiteye giden bir evlat var, oğlu, bir de 7 yaşında kız evladı var. O kız evladı için daha detaylı sordum. Şimdi doyum noktasına baktığımızda yaş itibariyle çok normal aslında. Biraz daha babanın vakit geçirmesinde fayda var, fazla vakit geçirmesinde fayda var. Burada en önemli şey şundan kaynaklanıyor olabilir, o doyumsuzluk. Baba onun ihtiyacı kadar sevgi cümlelerini sarf etmiyor olabilir. Sevgisini ki zaten hiperaktif dikkat eksikliği var dendi. Kinestetik olma ihtimali de var. Bu tip çocuklar sevgiyi dokunarak alırlar. Hatta bir araştırma sonucu anne ve babanın sevgi ve güvenini alabilmesi için çocuğun diyor... günde 14 defa sarılması lazım en az diyor. Bu noktada eksikler muhtemelen vardır. Sarılarak o sevginin verilmesinde fayda var. Ancak orada o tadı alıyor, o güveni alıyor çocuk. Sarılarak bunu aktarması gerekiyor. Dikkat eksikliği noktasında da pratik, çocuk 7 yaşında bunu da yapabilir. Eğer imkan varsa masa tenisini ben çok öneririm. Masa tenisi çok ciddi fayda sağlar. Şeyde de ders noktasında da çok girmemelerini tavsiye ederim. Madem öğretmen var, eğitimciler var, oraya havale edilmesi lazım. Anne baba çocuğuyla ilgileniyorum derken baktığınızda zamanının birçoğunu aslında akademik boyutla geçiriyor demektir. Doğru. Duygusal karşılığını alamaz çocuk orada. Duygusal ihtiyacını alamaz. Hatta ben yapamazsam annem beni az sever, babam beni az sever endişesi ve kaygısıyla adeta eli ayağına dolaşır çocuğun. Unutur bildiğini de. Sevdiği kişilerin, özellikle aile içerisindeki duygusal bağı olan kişilerin her yaş için söyleyebilirim bunu, ilkokul dönemindeki anne babanın öğretmen pozisyonda olmaması lazım, akademik pozisyonda olmaması lazım. Sadece duygusal bağın verilmesi lazım. Sanki ora gölgeliyor, babadan alması gereken ihtiyacını alamıyor çünkü baba da aynı zamanda aktif olarak da akademik bir çaba içerisinde. Bir tarafta baba figürü var, bir tarafta öğretmen figürü var. Onun dengesini kuramaz çocuk. O açıdan babanın sadece duygusal boyutta ilgilenmesinde fayda var. Yeterli olacaktır. Peki hocam, devam edelim farklı boyutlarıyla ama biz sokağa sorduk, dedik ki babalarımıza. Baba olmak nasıl bir duygu? Sizce babalar ne tür hatalar yapıyorlar? Sizin hayatınızdan da, gözlemlediklerinizden de neler aktarırsınız? Güzel cevaplar da aldık. Hep beraber izleyelim. İzleyelim. Çocuğunuz var mı? Var, iki tane. Ya dünyanın en güzel duygusu. Babalıktan daha güzel duygu var mı? Yani babalığın sorumluluğu günün her dakikasında söz konusu. Evlatlarla yeteri derecede ilgilenmek gerekiyor. Onların rızkıyla ilgili mücadeleyi vermeniz gerekiyor. Ahlaki yapılarıyla ilgili mücadeleyi vermeniz gerekiyor. Yani yaşamın her noktasındaki o sorumluluk üzerinizde taşıyarak yerine getirilmesi gereken bir noktada olması lazım. Vallahi bu bilgi çağında birçok hatalar var. Gençliğinde tabii aile yapısından kaynaklanan birçok problemleri oluşuyor. Onun sıkıntısını da günümüzde zaten toplum olarak çekiyoruz. Aile kavramı çok önemli. Türk insanının kendi örfüne, adetine dayalı aile kavramını dini motiflerle birleştirerek doğru düzgün hale getirip evlatlarına yansıtabiliyorsan
ülke adına yapılabilecek en güzel şey o. Çoluk çocuğuna iyi bakar, evine, çocuğumla iyi geçinirim. Akşam evime gittiğim zaman çocuğumla otururum, konuşurum, gülerim. Yani herhangi bir sorun olmaz. Onun morali bozulursa ben konuşurum, moralini düzeltirim. Sizce baba olmak nasıl bir duygu? Baba olmak iyi, güzel duygu da büyüdükten sonra biraz silahşıyorlar. Baba olmak çok büyük sorumluluk ben. Baba olmak çalışmak, kazanmak, onları büyütmek, okutmak, efendime söyleyeyim, onları bir yuva kurmak. Baba görevi bunlardır. Askere yollamak, askerliğini yaptırmak, bunların görevi, babanın görevi bunlar. Peki günümüzde babalar çocuklarıyla nasıl iletişim hataları yapıyor sizce? Babaların çocuklarıyla ilgilenmesi, onu 24 saat onu gözleyecek hali yok ama yine de daima göz üstünde olması lazım çocuğun üstünde. Ne iş yaptığını, ne ettiğini takip etmesi lazım. Güzel bir duygu bu. Herkes baba olmasını tavsiye ederim Allah'tan. Herkese çocuk versin Rabbim. Yani babanın iyi kötü baba olmaz. Baba kazancını getirip çocuklarına baktıktan sonra, iyi besledikten sonra, iyi eğittikten sonra en güzel babalık odur yani bence. Vallahi hatta hep benim dediğim olmasın işte çocuklara karşı. Ben onlara ayak uyduruyorum yani genelde. Yani onlar hepsi genç. Onlar bizden daha önde yani beyin olarak. Erkek çocuğu, benim oğlum bir tane olduğu için fazla yüz veriyoruz. O da tepemize çıkmaya çalıştığı için ona biraz öyle davranmıyorum yani. 7 çocuk var. Sizce baba olmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Sorumluluk var tabii. Çoluk çocuğum oldum, sorumluluk çok. Evlenmesi, gelmesi, gitmesi, düğünü, boşanması, birleşmesi, bir sürü hikaye. Çalışmaları, okumaları çocukların. Başka bir şey yok. Evet, mikrofonu uzattığımız babalarımız hem duygularını hem kendi hayatlarından tespitlerini bize aktardılar. Aslında size direkt sözü vermek istiyorum ama benim dikkatimi çeken bir nokta. Hep böyle okusunlar, çalışsınlar, işte evlensinler. Yani böyle o dünya hayatının rutinine yönelik hedefler olduğunu biraz daha görüyoruz. Evet, çok güzel. Nasıl değerlendirirsiniz? Tabii şimdi aslında her çocuk doğduğu andan itibaren biraz önce programımızın başında da söylediğimiz gibi hayatı değiştirmek için gelir. Ve değişime de ilk önce babayla başlar. Nedir? Erkek olan kişi ünvanını çocuğa borçludur, baba olur. Ünvanını anneye borçludur, anne ünvanını çocuğa borçludur, anne olur. Değişime hemen hatta gelmeden önce başlar. İşte odanın tasarımı, rengi, çocuğun kıyafetleri vesaire her şey ona göre endekslenmeye başlar. Yapı itibariyle her varlık dünyada farklı bir açılım, farklı bir gelişim, farklı bir renk katmak için gelir. Fakat o biraz önce yine değindiğimiz gibi hayatın meşgalesi, zorluklarından yola çıkarak iki kelime hep karşımıza çıkar. İşte çalışsın, iş sahibi olsun. Eskiden çok sık duyardık. İşte sigortası olsun boyutunda bakılır. Eğer çocuklar yeterince açılabilirse, yeterince özgür bırakılabilirse, özgürlükten kastım başıboşluk değil, rahat kendisini ifade edebilmesi, yeteneklerini rahat sergileyebilmesi, bunları sağlayabilirse o bizim beklediğimizden çok daha öte bir noktaya zaten kendisini taşır. Yaratılış itibariyle biz zaten bu dünyaya çalışmak, mücadele etmek, cehd etmek için gelmişiz zaten ve bu bizim formatımızda var, bizde var olan bir şey. Fakat yanlış yaklaşımlar, eksik tavırlar, davranışlar bizde var olan bir takım özellikleri yok etmeye başlıyor. Erken yaşta aşırı şekilde yüklenmek, erken yaşta işte sorumluluğunu aldırmaya çalışmak en temelde yormaya başlıyor. Hı hı. O yorgunluk neticesinde karşımıza tembel diye bir kavram çıkarıyor. Tembellik değil aslında. Birçok ben danışanımla karşılaşıyorum. Çok yorgun, çok yorulmuş. Hocam hiçbir şey yapmıyor. Hayır, zihnen ve ruhen içeride kendisiyle o kadar çok mücadele ediyor ki kendisini ayağa kaldıracak, hareket edebilecek enerjisi kalmıyor. Bu nedenle her fert, her birey zaten çalışkandır. Her fert, her birey hareket etmeye duyarlıdır.
çocuklara baktığımızda dursuzla geçer yetişkinlerin hayatı. O enerjidir. Biz çocuğumuzu terbiye edeceğiz derken farkında olmadan o enerjiyi hızlı bir şekilde tüketiyoruz veya içine hapsediyoruz. Orada risk başlıyor. Bu açıdan tabii ki çalışmasını, başarılı olmasını isteriz ama bizim istememiz değil, zaten var olan ondaki o kodun ortaya çıkarılması, o refleksin ortaya çıkarılmasıdır asıl olan şey. Hı hı. Babanın görevi de zaten, annenin görevi de çocukların bu yeteneklerinin, özelliklerinin ortaya çıkarılması için oluşturulması gereken iklimden sorumludur. O iklim ortaya konursa zaten hem çalışkan olur hem başarılı olur. Hı hı. En temelinde de mutlu olmasıdır. Mutlu olan kişi aynı zamanda hem çalışkan hem başarılı olur. Mutsuz olan kişi başarılı olamaz. Veya başarılı olsa bile bir noktaya kadar başarılı olur. İşinde başarılıdır, evlilik hayatında başarısızdır. Başka evlilikte başarılıdır, işinde başarısızdır. Çünkü huzursuz eden, mutsuz eden bir boyutu vardır onun. Hı hı. Veya birçok farklı noktalarda olabilir bu. O açıdan kendisini sevmesi, kendisiyle barışık olması esastır. Bunu da sağlayan yine anne babanın çocukluk dönemindeki o sevgi ve güveni vermesinden kaynaklı. Yani başlıyor. Bu verildiği zaman çocuk dersinde çalışır, sorumluluklarını da üstlenir. Bir izleyicimizin sorusu var. Babanın sürekli küfürlü konuştuğundan bahsediyor. Bu noktada ben biraz işte hakaretamiz ifadeler, yani çocuğa yönelik de olabilir, anneye yönelik de olabilir, ortaya da olabilir. İşte maç izleyip küfreden beyler de var mesela. Hani çocuğun böyle bir model görmesinden hem bahsetmek istiyorum. Hem de çocuğa yönelik işte tembel yaftası, yani eleştiriden öte artık yargılayıcı, suçlayıcı, evet, ifadelerin, hakaretamiz ifadelerin kullanılması, öfkeli bir baba modeli, sürekli kızan bir baba modeli, bunlar nasıl etkiliyor çocuğu? Ya maalesef ciddi bir şekilde olumsuz etkiliyor. Bizim Aytaç Açıkalın hocamızın çok sık kullandığı bir ifade vardır. Çocuğun ağzından kulağından giren çıkar der. Çok güzel, evet. Şimdi biz ne söylersek, neyi çok duyarsa çocuk da onu kaydeder ve onu aktarır. Evet, sürekli küfrediyorsa ve bir babaysa bu, maalesef onu kopyalar ve uygulamaya geçirir. Öfkeyi de burada öğrenir. Şimdi öfkeli baba tek başına orada tavır davranış değil. Onun ruh haline baktığımızda muhtemeldir ki çocuğa çok daha farklı sert tutumlar sergiliyor olabilir. Daha olumsuz davranışlar sergiliyor olabilir. Bu ciddi anlamda hasar verir çocuğa. Çok sık duyuyoruz. Ya hocam işte biz de zamanında çok sıkıntı yaşadık, işte çok dayak yedik. Abartılmıyor mu? Tamam, hep şunu sorarım. Bir, tamam sıkıntı yaşadık, dayak yedik, şu oldu ama biz ne kadar normaliz? Bir onu sormamız lazım. İki, geçmişte o yaşadığımız çevre, mahalle atmosferi, köy atmosferi bizi rehabilite ediyordu. Toprakta büyüyor olmamız, bahçede büyüyor olmamız, mahalle kültürünün bizzat teneffüs ediliyor olması mutlaka bir şeyler katıyordu bize. Ama şimdiki hayata baktığımızda kutuların içinde yaşatıyoruz çocuklarımızı. Apartmanda bir kutunun içerisindeyiz. Çocuk okula gidiyor, serviste bir kutunun içerisinde. Okula gidiyor, başka bir kutu içerisinde. Okullara bakıyorum, modern okul yapılacak diye maalesef ve maalesef beton yığını haline dönüştürülmüş okullar. Allah'ın yaratmış olduğu o tabiattan, o doğadan, dokunuştan uzak. Bu da çok gerer çocuklara yetiştiriliyor. Şimdi böyle bir atmosferde bir de evde gerginlik var, sıkıntı var. Ciddi anlamda travmaya götürür bu çocuğu. Hele duygusal zekası yüksek, algısı yüksek olan çocuklarda tahminimizden çok daha fazla hasar verir. Ya içine atar birçok şeyi ergenlik, yetişkinlik dönemiyle birlikte, blue çağından sonra kusmaya başlar. Veyahut da devamlı kendini içeride yemeyle birlikte başka istemediğimiz daha farklı arzi durumlara neden olabilir. Bu nedenle yani peygamberimize de baktığımızda hep sevgi diyor. Enes radıyallahu anh hep ne der? Peygamberimizin malum 10 yıl yanında yetişmiş. Bana bir kere bile olsun neden bunu böyle yaptın demedi diyor. Muhteşem bir anahtar bu. Veya bana öf bile demedi diyor.
Oradan, sadece oradan yola çıkarak bugünkü kendi davranışlarımıza baktığımızda, hani çocuk şımarır şımarmaz denklemlerini de bununla hemen kıyaslayabiliriz. Çoğu şeyi kaybettiriyoruz çocukta. Şimdi küfür, baba yani küfür ediyorsa güzelliği nerede öğrenecek bu çocuk? Güzel konuşmayı, güzel davranışı nerede öğrenecek? Sosyal hayatını da mahveder çocuğun, aile ilişkilerini de mahveder. Bu noktada babanın ciddiye alması lazım bunu. Tahminimizden çok daha fazla maalesef izler bırakıyor bu durumlar. Peki hocam, sokak röportajlarındaki bir izleyicimizin sözünü de hemen danışalım. Bir tane erkek çocuğum var. Onu da biraz fazla şımartıyoruz dedi. Yani kızı varsa kızını da mutlaka çok seviyordur. Yani hiç kimseyi de bu noktada yargılamayalım ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsettiniz. Kız erkek ayrımcılığı, evet, evlat ayrımcılığı noktasında da önemli uyarıları var Efendimizin. Eğer erkek çocuklar biraz fazla ilgi görüyorsa ya da onların her dediği yapılırken kızlar biraz hep işe koşulan, işte engellenen, işte kız evde otursun, erkek çocuk istediğini yapsın deniliyorsa, bu aile içerisinde o dengeleri nasıl sarsıyor? Bir Japon bilim adamının suyla yaptığı deney var. Birçok izleyicimiz bilir. Şimdi onun en son yaptığı bir deney var. Deneyde içerisinde pirinç tanelerinin olduğu su kapları, 3 tane farklı kap, aynı pirinç, aynı su, 3 aynı kap. 3 farklı kaba bir tanesine olumlu cümleler, seni seviyorum, ne kadar güzelsin gibi cümleler söyleniyor. Sanırım 40 gün boyunca olması lazım. Bir tanesine tamamen olumsuz, işte nefret ediyorum tarzında cümleler. Bir tanesine hiç ilgi göstermiyor. 40 günün neticesinde, bunun videosu da var, olumlu kelime söylenen suyun kendisi ve pirinçlerin tanesi gayet net, berrak ve temiz. İkinci olumsuz olan su ve pirinç çok bulanık, neredeyse içi görünmeyecek hale gelmiş. Ve işin enteresan tarafı üçüncü su, hiç ilgilenilmeyen su da aynı olumsuz söylenmişçesine etkilenmiş. Çok ilginç gerçekten. Gerçekten çok ilginç. Peki hocam, suyla ne ilgisi var bu işin? Bizim bedenimizin 1/4 su, hücrelerimizin 1/4 su, beynimizin 1/4 su. Suyun taşıdığı enerji vardır ve bu enerjiden çok etkilenir. Bu anlamda anne babanın tavır ve davranışları tahminimizden çok daha fazla değersizlik hissi aşılar çocuğa. Yetersizlik hissi, güvensizlik hissi ve ilerleyen yaşlarda nefrete dönüşür, aşırı kıskançlığa dönüşür. 50 yaşına da gelse, 60 yaşına da gelse onu çözümleyemez. Yani baktığınızda karşılaşıyoruz, hocam aslında evet benim sevmem lazım, anlamam lazım ama içimden bir şey buna müsaade etmiyor der. O içeriden bir şey dediği şey aslında çocukluktaki aldığı kodlardır. Çok ağır ve acı bir şey maalesef bu, böyle ayrım yapmak. Her ikisi de bir insan, her ikisinde ihtiyaçları var. Kaldı ki kız çocuğu daha duygusaldır, daha çok hasar görür. Doğru. Daha çok etkilenir. O konuda daha çok hassas olmak lazım. Evet, erkeğin de çok fazla ön plana çıkarılması faturasını ağır ödetir zaten sonrasında. Çok ağır ödetir hem de. Çünkü her istediğini, biraz önceki sorduğunuz soru gibi, alacağım, her istediğini yaptıracağım düşüncesiyle rahata alışır, zorluklarla mücadele noktasında kendisini zayıf bulur ve ciddi anlamda da yetişkinlik döneminde problemlere neden olabilir. Bu noktada şu yanlış algıyı da konuşalım. Sanki anne kız çocuk için rol modeldir. Baba da erkek çocuk için rol modeldir gibi düşünülüyor. Sanki işte sen oğlunla ilgilen, ben de kızımla ilgileneyim gibi böyle bir görev paylaşımı da anne baba arasında olabiliyor. Ama kız çocukları için de baba çok önemli. Kesinlikle. Güven duygusundan bahsettiniz ki erkek çocuk için de aynı tabii şekilde. Hem kız çocuk için hem erkek çocuk için baba, iyi bir baba, doğru rol modeli olan bir baba nasıl bir öneme sahip? İlerleyen yaşları için, belki ergenlik dönemine, kendi yetişkinliğine de varacak kadar nasıl etkileri oluyor? Şimdi çocuk büyüdüğünde nasip olacak, işte evlenecek. Evlendiğinde karşı cinsle ilk defa bu kadar fazla zaman geçirecek. Bu yüzden en öncesinde babayla karşı cinsi tanımaya başlar.
karşı cinsin refleksleri, tavırları, bakış açısı, yorumları buradan görür ve buradan da güveni almaya başlar. Dedik ya dağ. O dağ geri geldiğinde, zayıfladığında, kendisini zayıf hissettiğinde sırtını yaslayabileceğini bilmesi lazım. Bunu hissetmesi lazım. Erkek çocuk için de bu geçerli, baba için, kız çocuğu için de geçerli. Evet, erkek çocuğu için baba bir modeldir, anne bir modeldir, doğru. Ama bu tamamen bir iş bölümü şeklinde değil. Kesinlikle aynı anlama, dinleme ve tanıma boyutunu hem kız çocuğuna hem erkek çocuğuna da hem annenin hem babanın da aktarması ve anlaması, tanıması, bilmesi gerekiyor. Baba eğer kız çocuğu olsun, erkek çocuğu olsun, çocuklarını anlarsa, dinlerse, sevgisini hissettirirse her iki cins içinde baktığımızda kendine olan güveni, kendine olan inancı çok daha fazlasıyla pekişmiş olur ve güçlenmiş olur. Sadece babaya erkeği havale etmek, sadece anneye kız çocuğunu havale etmek kız çocuğunu zayıflatır, aşırı duygusal yapar, erkek çocuğunu da aşırı sert yapar. Anneden alması gereken duygusallığı var. Şimdi biz yaratılışımız itibariyle kadın ve erkekten yaratıldık. Dolayısıyla annemizin de babamızın da genetiğini, kodlarını, duygularını, hissiyatını taşıyoruz. Hatta sembolik olarak vücudumuzun sağ tarafı erkek kısmı sembolize eder, sol tarafı kadın kısmı sembolize eder. Yani yöneten, mücadele eden kısım sağ taraftır. Şefkat, merhamet, sevgi boyutu sol tarafa aittir. Bu ikisi bir bütün olarak karşımıza çıkar. Tek başına babayla olduğunda hissetme, şefkat, merhamet, karşı tarafı algılama bu boyutta zayıf kalır. Anne de sadece kızla ilgilendiğinde kız çocuğu da babadan alması gereken mücadele etme, cehd etme, çabalama, yönetme boyutunu bu sefer alamaz. O yüzden mutlaka ve mutlaka birlikte bu işin yürütülmesi lazım. Maalesef çok sık karşılaşıyoruz. Sadece kız çocuğu da değil, erkek çocuğu da anneye havale ediliyor. Anne şimdi ev işleriyle mi, bir de çalışansa daha da farklı. Ev işleriyle mi ilgilensin, çalıştığı işiyle mi ilgilensin, çocuklarla mı ilgilensin, yemekle mi ilgilensin? Annenin yükünü arttıkça telaşı artar, süreci yönetemez hale getirilir. Yani yapabileceği 3 iş varsa siz ona 10 tane iş verdiğinizde yapabileceğimiz en büyük haksızlıktır. Bu sefer anne telaşlanmaya, agresifleşmeye, sertleşmeye başlar yönetmek için, müdahale edebilmek için. Ve daha istemediğimiz farklı sonuçlara neden olur. Babanın burada çok net bir şekilde anneye de destek olması lazım ve baba hem erkek çocuğuyla hem kız çocuğuyla da iletişimi sürdürmesi lazım. Bir sorumuz var ama hocam şu noktayı da sormadan geçemeyeceğim. Şimdi ilgisiz babalardan da şikayet ediyoruz. Evet. Ama bir de ilgi göstermesine izin verilmeyen babalar olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü şimdi aynı anda çok iş yapmak kadınları ciddi anlamda gerginliğe sokabilir, zorlayabilir dediniz ama bazı kadınlar özellikle işte modern yaşamın bir işte süper güçlü anneleri olarak mı söyleyelim artık ne diyelim? Hani ben yaparım sen karışma. İşte çocuğun okuluna da anne karar veriyor. Çocuğun alışverişine de anne karar veriyor. Her şey annenin üzerinde. Baba böyle evin içerisinde tabiri caizse bir tuzluğa dönüşmüş oluyor. Hani aşırı baskın kadın modeli. Her şeyde o karar verici olan anne modeli mesela. Biraz babalara fırsat da kalmayabiliyor böyle bir tavır varsa. Sen anlamazsın, sen beceremezsin, ben annesiyim, ben en iyisini bilirim, düşünürüm tavrındaki annelere bu açıdan neler söylersiniz? Zaman zaman karşılaşıyorum. Hatta bazen anneler şimdi çocuk güçlenmeye başlar. Şunu söylerler bana, çocuğumla aramı açtın. Diyorum o zaman başardım. Çünkü arama açtım dediği şey aslında bizim anladığımız manada çocuk güçlenmeye başlıyor demektir. Çünkü her şeyi sormuyor. Her şeyi gidip paylaşmıyor. Özellik alıyor. Bu anlamda hem çocuğu hem hakikaten babayı da ciddi olumsuz etkileyen bir durum bu. Hele annenin bu baskın yapısı çok daha fazla etki eder, olumsuz etki eder çocuğun üzerinde. Anne hiç nefes aldırmaz. Baba biraz yapısı itibariyle biraz daha geniş bakar, biraz akışına bırakır.
Böyle bir anne modeli nefes aldırmaz, hareket ettiremez. Yine biraz önceki değindiğimiz boyutta reflekslerini kullanamaz hale getirir. Hı hı. Maalesef yani çok sık karşılaşıyoruz biz bununla. Evlilik hayatı bunun birçoğunun boşanmayla gider, sonuçlanır. Her şeye çünkü karışan anne bu sefer evliliğe de karışmaya başlıyor. Eşine de karışmaya başlıyor. Evin düzenine de karışmaya başlıyor. Karşı taraf buna izin vermek istemiyor. Ciddi bir çatışma, travma ve nihayetinde de maalesef boşanmaya neden olabiliyor. Hı hı. Burayı dengeleyecek olan babadır. Baba şimdi sosyal hayatın içerisinde çok şeyle mücadele ettiği için biraz rahat bırakmayı, tolere edebilmeyi görür, bilir ve böyle bakar. Çoğu anne de sorumsuzlukla da suçlar hatta babayı. Hı. Aslında olması gereken de budur. Biraz daha rahat bırakmak, tolere etmek. Hatta eşine de bu noktada destek olması gerekiyor. Ya, akışına bırak, çok dert etme, çok önemli değil. Çözülür, aşılır. Biz yapı itibariyle insanoğlu hep iyiye eğilimli olduğumuz için hatta birçok hadise hakikaten kendiliğinden iyiye doğru yönelmeye başlar, toparlamaya başlar kendisini. Bu babanın bu rolü elinden alındığı takdirde tamamen bir kalıba sokulmuş, kendisini de tanıyamamış, annenin istediği gibi olan, annenin istediği gibi davranan ve anne gibi düşünen bir varlık haline gelir. Ve kendini unutur. Kendi de çok mutsuz olur bundan. Hı hı. Ama tam olarak da ne olduğunu da bilemez kişi, bunu keşfedemez. Açıkçası hem kendisi için anne, hem çocukları için, hem eşi için de hayatı ciddi anlamda da mutsuz bir hale getirir. Peki hocam, devam edeceğiz Şanlıurfa'dan Yasemin Hanım'ın sorusuyla. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi günler. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurunuz. Ben eşimle ayrıldım. Ayrıldığımızda kızımız 2 yaşındaydı. Hı hı. Bundan bir sene önce de evlilik yaptım. Hı hı. Kızım şu anki eşime de baba diyor. Fakat şu an 6 yaşında. Kızım okula gidiyor. İşte herkesin bir tane babası olur gibi şeyler öğrenmiş. Eve geldiğinde bana sordu, benim gerçek babam kim? İkisine de baba diyor. Ben de gerçek babasının adını söyleyince işte senin o gerçek baban deyince ağlamaya başladı. Neden ayrıldınız filan diyor. Hı. Babası yaklaşık işte bir seneden fazla da oldu. Kızımı görmüyor. Arıyorum işte gel gör, ayrı ayrı şeylerdeyiz. Fakat 3-4 ayda bir telefonla arıyor. İşte ben aradım, konuştum. O ona yeter gibisinden davranıyor. İşte kızıma nasıl davranacağımı bilemiyorum. Hı hı. Şu an yaşı çok küçük olduğu için de konuyu da anlatamıyorum. Ama babasının yerini de hiçbir şekilde dolduramıyorum. Bana işte nasıl yardımcı olabilirsiniz? Hı hı. Peki, yeterli midir hocam? Yeterli. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Mutlaka sormak istediğim sorulardan bir tanesi de buydu. Hemen danışalım hocamıza. Hani boşanma söz konusu, evet, olunca bazı babalar babalıktan da boşandıklarını, çocuktan da boşandıklarını zannedebiliyorlar. Karmaşık bir durum çünkü yeni bir eş de var. Bir erkek modeli, baba modeli daha var çocuk için. Hı. Ne dersiniz? Burada tabii çocuk açısından baktığımızda bir kavram karmaşası yaşıyor, hı hı, çocuk. Somut evrede olduğu için çocuk biraz daha kolaylaştırabilecek bir şey teklif edebilirim ben. Mevcut şu andaki hanımefendinin evli olduğu kişiye çocuk en azından ismiyle babayı ekleyerek ifade edebilir. Ahmet Baba gibi, Ali Baba gibi vesaire. En azından bir farklılık olduğunu çocuk hisseder, algılar. Hatta baba şu an için söylemek zor geliyorsa bunu konuşabilir çocukla, çözümleyebilirler. Yani alışmakta zorlanıyorsa, bunu söyleyemiyorsan, istersen ismiyle de şu anda hitap edebilirsin. Ahmet amca da diyebilirsin, Mehmet amca da diyebilirsin gibi bir tolerans alanı bırakmakta fayda var. Evet, gerçek babası o ve diğer taraftan da tabii ki gerçek babanın iletişimini kesmemesi lazım. Asla kesmemesi lazım. Çünkü asıl duygusal ihtiyacını oradan alacak çocuk. Asıl güveni oradan alacak. Bunu şu anda biliyor olması zaten çocuğun gözünde mevcut şu anda hanımefendinin evli olduğu baba zaten mesafeli, zaten uzak demektir çocuğun dünyasında. Tamamen o mevcut rolüne de büründürtmemekte de fayda var. Tabii ki şu andaki evli olduğu kişinin ilgisi, yaklaşımı, sevgisini, güvenini göstermesi de kesinlikle önemli. Hı hı. Ama asıl göstermesi gereken kişi
Çocuğun gerçek babasıdır. Çocuğun gerçekten zor aşabileceği bir süreç ama en basitinden sadece böyle bir ekleme yapmak, kavramda bir değişim yapmak çocuğun da bir şeylere biraz daha net oturmasına yardımcı olur. Hı hı. Aslında hanımefendinin tavrı güzel. Genellikle böyle babaya göstermeme, aman zaten görüşmüyorsa tabii, tabii. da çocuk bana kaldı gibi düşünmeler de söz konusu oluyor. Hanımefendi aslında gerçek babasıyla da görüşmesini istiyor evladın ama gerçek babası biraz daha hani telefonla konuşuyoruz ya yeter gibi yaklaşabiliyor. Bu yeterli mi gerçekten? Yani belli bir periyotta velev ki boşanmış bir aile olsun görmesi gerekiyor sanıyorum değil mi? Tabii ki görmesi gerekir. Dediğiniz nokta gerçekten önemli. Hanımefendi bunu dikkat ediyor olması gerçekten güzel. Babaya biraz daha bence pozitif manada baskı yapmasında fayda var. Hiç değilse yani ayda bir tabii farklı illerde olabilir, farklı yoğunluğu olabilir ama o ama onun evladı böyle bir karar alınmış. Bu bir sorumluluk ister, bu yükümlülük ister. Hani oldu bittiye de getirilecek bir mevzu değil. Madem bu karar alınmış, bu kararın zorunluluğu, yükümlülüğü de şu anda hem annenin hem babanın üzerinde. Anne gördüğüm kadarıyla bu çaba içerisinde. Babamızın da bu sürece dahil olmasında fayda var. Anneyi de çok zor duruma bırakır bu, yalnızlaştırır. Çocukla da tabii iletişimini de ciddi anlamda da olumsuz etkileyebilir. Babanın daha sık görüşmesinde mutlaka fayda var. En azından şu telefonu arttırmak, işte görsel boyutta, video boyutunda konuşmayı arttırmasında fayda var. Ama tensel temas çok önemli, dokunması çok önemli, başını okşaması çok önemli babanın çocuğunu. Güven oradan alacak. Şimdi bunu şu anda alamazsa çocuk hayatı boyunca güvensiz yaşama riskiyle karşı karşıya. Değersiz yaşaması riskiyle karşı karşıya. Çok huzursuz olur, agresif olur ve kendisini tam olarak ortaya koyamaz hayatın içerisinde. Peki hocam yine ikinci evliliklerle ilgili bir sorumuz var. Ayşe Hanım sormuş. İkinci evliliklerde baba yetişkin olan evlatlarına nasıl davranmalı demiş. Benim eşimin iki kızı var ve onların yanında beni çok aşağılıyor, rencide ediyor. Onlar da babadan aldıkları güvenle hiçbir sorumluluk almıyorlar. Tüm evin iş ve manevi yükü benim. Üstelik ben bu duruma çok üzülüyorum, kırılıyorum. Nasıl davranmalıyım demiş. Bu durumdaki babalar doğru mu yapıyorlar? Bir de şöyle bir not eklemiş. Eziyet eden üvey anne değil de psikolojik şiddet gören bir üvey anneyim demiş. Hmm. Ne dersiniz? Evet tabii asla tasvip edilmeyen bir durum bu. Annenin saygınlığını da ciddi anlamda zedeler bu. Ve açıkçası şunu söyleyeyim. Çocuklar biraz daha yaşı ilerleyince faturasını ağır öder. Baba da faturasını ağır öder. O yüzden çok dikkat etmesi lazım. Burada anne bir değerdir. Bu değere ona göre yaklaşım sergilemesinde fayda var. Hele çocukların yanında durmadan aşağılaması zaten üvey anne durumunda zaten uzak hissediyor kendisini. Yakınlaşmaya çalışıyordur mutlaka. Babanın bu tip tavırları da çocuklarıyla olan, mevcut şu andaki çocuklarla olan iletişimini de ciddi anlamda da hanımefendi açısından sekteye uğratır, zararı uğratır. Yani eğer ikna edebiliyorsa bir destek almalarında fayda var derim. Hanımefendi eşini ikna etsin. Bu durmadan tamam tartışmalar olabilir, anlaşmazlıklar olabilir, gerilimler olabilir ama hele çocukların yanında bunu yapıyor olması hem kişisel olarak da hanımefendiyi ciddi anlamda sıkıntıya sokar, üzüntüye neden olur, daha büyük problemlere de neden olabilir, içine çok şey atarsa da ve karşılıklı saygı da şu anda yok oluyor demektir. Ve maalesef hanımefendi yalnızlaşır bu konuda. Eşini ikna edip bir destek alırlarsa bence bu problemi çözebilirler diye düşünüyorum. İnşallah diyelim. İnşallah. Doğru bilinen yanlışlara hemen bir bakalım isterseniz. Peki. Hocam. İyi baba olalım derken babalarımız bir takım hatalara da düşebiliyorlar. Birkaç notumuz oldu. Paylaşalım tamam. Sizlerle. Bebek bakımı tümüyle annenin görevidir. Bu, babaların bebekleriyle iyi ilişki kurmalarını engelleyen bir algıdır. Babalar, bebekleriyle ilgilenmekten kaçınmamalı, anneler de bu konuda fırsat tanımalıdır.
babalar kız çocukları için başlıca rol modeldir. Genellikle babaların yalnızca erkek çocukları için rol model olduğu düşünülür. Fakat kız çocuklar için de iyi bir baba örneği güven duygusunu besler, duygusal yoksunluğun önüne geçer. Babalar çocuk üzerinde otoritelerini sevgiyle kurabilir. Babaların sert ve mesafeli bir yapıda olması beklenir. Ancak bu, çocukların özgüvensiz veya öfkesini kontrol edemeyen bireyler olmasına yol açabilir. Asıl otorite, şefkatli bir korumayla kurulur. İyi baba olmak, çocuğun her dediğini yapmaktır. Ben yaşamadım, çocuğum yaşasın diye çocuğun her dediğini yapmak, mutsuz ve doyumsuz bireylerin yetişmesine yol açar. Çocuklara makul sınırlar belirlenmelidir. Evet, farklı noktalara değindik. Aslında programımızın başından itibaren de konuştuğumuz, sizin önemli üzerinde durduğunuz noktaları bir özet niteliğinde sunmuş olduk. Bu hatalara düşmemek gerektiğini de not olarak söylemiş olalım. Şimdi hocam, yine değinmek istediğim konulardan bir tanesi de ergenlik döneminde baba çocuk ilişkisi. Bununla ilgili de sorularımız var. Şimdi çocuk bir artık irade sahibi olmak istiyor. Kendi kararlarını kendi vermek istiyor. İşte akşam bir yere gitmek istiyor ya da işte şehir dışında bir geziye gitmek istiyor. Ya da işte şunu almak istiyor. Bu sefer baba oğul ya da baba kız arasında ciddi çatışmalar söz konusu olabiliyor. Ya da şunu giy, bunu giyme, aman saçını niye uzattın oğlum, aman kızım niye onu giydin? Pek çok müdahale alanı ve çatışma. Ergenlik döneminde baba çocuk ilişkisine dair uyarılarınız, tavsiyeleriniz neler olur? Tabii ergenlik dönemi artık çocukluk dönemiyle birlikte attığı her adım neticesinde ortaya çıkan ve ben buyum dediği bir dönemdir bu. Ben buyum dediğim dönemde de en temel karşımıza çıkan şey kendi istediği ve belirlediği zamanda yapması, işte eve geç gelmesi veya evden erken çıkması veya işte kıyafet dediğiniz gibi unsurlar karşımıza çıkıyor. Burada şuna çok net ihtiyaç var. Artık bunu kabullenmemiz lazım. Artık o bir yetişkin. Bizim gözümüzde 5 yaşındaki, 6 yaşındaki bir çocuğumuz değil. Kendisini ispat etmeye çalışan, kendi olmaya çalışan, kendine ait fikirleri, düşünceleri, yorumları olan, her ne kadar hoşumuza gitmeyen fikirleri, yorumları olsa bile kendisinin deneyimleyip de öğrenmesi gereken bir takım unsurları içeriyor bu dönem. Fikir noktasında zaman zaman karşılaşıyoruz. Hele şu andaki günümüz dünyasında dindar ailelerle çok sık karşılaşıyoruz bu boyutu. İşte deizm, ateizm boyutunda da çok farklı gündemler oluyor. Bu dönemde çocuklar çok şeyi sorgularlar, gençler daha doğrusu. Bu sorgulamaya da fırsat vermek lazım. Burada çatışmaya girmek, yönetmeye çalışmak, dizayn etmeye çalışmak, hizaya getirmeye çalışmak sadece ve sadece inatlaşmaya neden olur. Yani çocuk yapacaksa bile yapmaz. Adım atacaksa bile atmaz. Hatta ben çok sık duyduğum bir cümledir bu. Ben içimden geldi namazımı kılacaktım ama babam namaz kıl dediği için gittim içeriye kılmadım. Oturdum ve çıktım. İşte. Oturarak su iç diyor bana çocuk gibi. Ben sırf o dediği için yapmıyorum. O dediği, şimdi anne babaya sorsam, ama anne sizin babasıyım, iyiliği için söylüyorum. Yaşı itibariyle, yapısı itibariyle bu tip telkinlere şu anda kapalı. Çünkü ben oldum diyor. Anneye babaya göre olmamış olabilir. Ama o ben oldum diyor. O inancın, o ispatın içerisinde buna fırsat vermek gerekiyor. Buna imkan vermek gerekiyor. Bu kişiliğini olgunlaştırır ve gücünü artırır. Eğer buna fırsat verilirse asıl babanın ve annenin ihtiyacı olan iletişimi de güçlendirir, iletişim kalitesini de arttırır ve kişinin, yani gencin kendine olan güvenini ve inancını da arttırır. Aksi takdirde daha içine kapanan, kendini yönetemeyen, hatta agresif, çok daha fazla agresif olmasına neden olan bir fert karşımıza çıkar.
Hep şunu vurgularım, yani ergenlik dönemi dediğimizde maalesef ergenlik kavramı bile aslında o zaman zaman programlarınıza değindik. Hı hı. Batı'dan aldığımız eğitim modelinin ortaya çıkardığı aslında bir problem. Evet. O model onu çıkarıyor. Negatif bir çerçeve koyuyoruz ergenlik deyince, evet, ama aslında, evet, hayatın rutin dönemlerinden. Rutin dönemlerinden bir tanesi ama şeydir, böyle ergenlik algısına baktığımızda ergenlik mutlaka çatışılması gereken, anne babanın gardını alması gereken, eyvah ergenlikte ne yapacağız dediği bir dönem. Eğer yanlış davranışlar sergilenirse evet onlarla karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Fakat çocukluk döneminde hep ısrarla vurguladığımız çocuğun işte haramının, helalin haram olmaması, evet, çocuğun rahat bırakılması, bir takım şeylere yönelik davranışlarının yönlendirilmemesi, zorlanmaması çocuğun vesaire. Bunlar eğer olursa çocuk blue çağıyla birlikte yine anne babayla iletişimine devam ediyor. Yine daha rahat doğal ilişki kuruyor. Ama dikte olmayacak, dayatma olmayacak. Hı hı. Yönetme olmayacak. Bunların hepsine itiraz ederler. Anne baba benim çocuğum diye o hakkı kendine görüyor. Hı hı. Ama hayır, o bir fert. Başka biri artık o. Ve bizden çıktı. Dinen baktığımızda da, hı hı, blue çağıyla birlikte bir yükümlülüğü anne babanın kalmıyor. Ve ona müdahale hakkımız yok bizim. Ha, müdahale hakkı noktasına baktığımızda hep söylediğimiz örnek olmak, örnek olmak, örnek olmak, sevmek, sevmek, sevgiyi, güveni vermek, vermek. Bunu yaptıktan sonra korkmayacak anne baba. Evet. Ve hep söylediğimiz şey çocuğun Allah'tan geldiğine iman etmemiz. O Allah'ın varlığı, Allah'ın ruhundan üflediği bir varlık o. Biz yeter ki onun yanında duruşumuzla, doğru duruşumuzla, adaletli, şefkatli, merhametli duruşumuzla yanında olalım. Evet. Bu kendi rotasını kendi çizecek. Farklı yollardan, ters yöne giden yollardan girecek ama kendi yolunu kendi bulacak burada. İlla bizim dediğimiz olacak, illa şunu yapacaksın dediğimizde dediğim gibi hem çatışmaya girer hem cepheleşmeye girer. Bu dönemi şöyle de ifade edebiliriz. Bu blue çağı dönemi duvara atılan top gibidir. Siz normal topu atarsınız ama aynı şiddette size geri döner. Ne kadar iyi niyetli olursak olalım, ne kadar onun faydasına olursa olsun, bundan %100 emin olsak bile talimat gibi gelen, hatta bazı çocuklar için tavsiye gibi olan olsa bile onu talimat olarak algılar, emir olarak algılar, yapacağı varsa da yapmaz. Hı hı. Ha hocam ne yapacağız? İletişim eğer güçlü olursa, paylaşan bir baba, paylaşan bir anne, dinleyen en önemlisi bir baba olursa, dinleyen babaya çocuk zaten aktarmaya başlar. Hı hı. Bilir ki baba kendisini anlayışla karşılar, anlayışla dinler. O noktada yaptığı eksiklik, hata varsa da baba uygun bir üslupla ve yaklaşımla onu düzeltir. Bunu bilirse birçok çatışma kendiliğinden ortadan kalkar. Hı hı. Blue çağı dönemi tamamen kişinin özgünlüğünü kabul etmemiz gereken, artık onun farklı bir birey olduğunu, çocukken, bebekken de böyle de artık bunu net olarak kendisi göstermek ister. Bunu da kabul ettiğimizi göstermemiz gereken bir dönem. Yani temelde saygıdan geçiyor burası. Evet, hocam aslında konuşmalarınızda detaylarını verdiniz ama ben başlı başına bir soru olarak sormak, evet, istiyorum. Çünkü dinimizce de çocuğun ahlaki gelişiminden, dini gelişiminden anne kadar babalar da sorumlu. Kesinlikle. Babalara çok fazla atıf var. Bu çerçevede hani ahlaklı, bu ahlakın içerisinde vatan sevgisini de koyabiliriz, cesaretli olmayı da koyabiliriz, yardımseverliği de koyabiliriz. Aynı zamanda da hani dinini bilen, işte ibadetlerini yerine getiren, yani bu noktada hassas olan aileler için tabii ki söylüyoruz. Hı hı. Bir çocuk olması için babanın ne yapması lazım? En başta yaşamak dediniz, doğru iletişim dediniz ama bu çerçevede de değinelim isterseniz. Evet, davranış noktasında örnek olmak, dahası neler yapabiliriz noktasından, hı hı, hareket edecek olursak. Şimdi çocuğun en güzel iletişim dili hikaye masaldır. Hı hı. Ve günlük hayatta oluşmuş olan hikayelerdir. Gerçek hikayeler olabilir bu. Şimdi kendi kültürümüzün, medeniyetimizin hikayelerine, masallarına baktığımızda en önemli şeylerden bir tanesi hep cesarettir. Hı hı. Masallarla bunu verebilir anne baba.
Hikayelerle bunlara aktarabilir. Ve bu masal hikayenin en temelinde de çocukta var olan duyguyu beslemesinde fayda var. Çocuğun yapamayacağı bir şeyi illa hani değer aşılayacağım diye de yüklememesi de gerekiyor. Hikayeler, masallar beraber yürürken bile, şimdi baba hiçbir şey yapmıyorum zannediyor. Sadece yürüyor ama babanın yanında yürümenin, babayla beraber bir şey yapıyor olmanın hazzı ve tadı çocukla bambaşkadır. Beraber yemek yemeleri, beraber sohbet etmeleri, baba işte bir iş seyahatine çıkmışsa çocuğunu beraberinde götürmesi, iş yerini götürüp iş yerini tanıtması. Ama burada şey gibi değil, yani yanında, çok özür dilerim, çanta gibi değil. Yani bir fert var yanında, 5 yaşında da olsa, 10 yaşında da olsa, hadi bak benim iş yerime gidiyor, sana bak tanıtayım, oradaki arkadaşlarımla da seni tanıştırayım. Arkadaşlarına bir fert olarak çocuğunu tanıştırması, tanıtması da kendine olan yine güveni de inşa eder. Ve babanın okuduğu gazete, takip ettiği dergi, dinlediği kanal, izlediği dizi, çocuktaki var olan, o ihtiyacı olan hassasiyeti en temelde besleyen şeydir. İşte Diriliş Ertuğrul'u izlemek. Şimdi bugün çocuklarda çok sık ben karşılaşıyorum. Öyle şeyler var ki, hatta bizim yeğenlerde de gördüm, işte babasına gitmiş ısrarla tam Ertuğrul'un kostümünü giydirmiş, onun gibi davranıyor. Hatta birinde 5 yaşlarındaydı, yani buna benzer çok farklı örnekleri var. Mangalda ateş var, bir şeyler yapıyor, gidiyor ateşte çubuk tutuyor, sonra koşuyor, suyun altında, orada tekrar suyun altında bir şeyler yapıyor, tekrar ateşe koşuyor, tekrar suya. Merak ettim ne yaptığını, ama çok o kadar ciddi yapıyor ki yaptığı işi, yani 5 yaşlarında. Ne yapıyorsun dedim, kılıcımı çelikliyorum ben dedi. Şimdi baktığınızda tamamen Ertuğrul'u kodlamış ve onun gibi oluyor. Burada tarih şuuru, medeniyet şuuru, vatan sevgisi buralardan başlıyor. Ve bu duyguların yaşatılmasından geçiyor. Bu açıdan gerçekten bu tip dizileri çok önemsiyorum. Bu duygunun yaşatılması ve babanın, annenin de beraber izliyor olması, o gündemle beraber cümleler, kelimeler mutlaka çocuğa aşılanır ve çocuk bununla beslenir. Vatan benim için çok önemli, dinim benim için çok önemli. Bu duyguyu almaya başladıktan sonra zaten bilgi depolamaya gerek yok. Duygudur burada asıl olan şey. O duyguyu verdikten sonra gerisi zaten kendiliğinden gelir. Burada hocam işte çocuğu işe götürmek, beraber bir yere gitmek, hani vakit geçirmekten bahsettiniz. Babalarda bu genellikle şu kod üzerinden gidiyor. İşte hafta sonu çocuğu gezdirdim. Çocuk geziyor. Ama baba ne yapıyor? İşkence mi görüyor o sırada? Yani hani kendi zevk almadığı, mutlu olmadığı, sadece bir yükümlülük olarak belki yaptığı bir eylem gibi bahsediyor. Hani birlikte güzel vakit geçirmek, işte kaliteli zaman diyoruz ya, hep vurguluyoruz. Evet, evet. Kaliteli zaman geçirmek noktasında sıkıntılar olabiliyor. Halbuki o kaliteli zaman, güzel zaman geçirmek bütün bu bahsettiğiniz duyguların, huyların, karakter yapısının aktarılmasının en büyük fırsatı. Çok doğru. Bu anlamda neler söylersiniz? Ben çocukluğuma bakıyorum mesela. Ben babamla, buradan da sevgilerimi gönderiyorum. Son haftalarda da çok selam göndermeye başladım hocam, ne hikmetse. gerçekten selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Biz beraber yemek de yapardık. Bir şeyleri de tamir ederdik, alışverişe de giderdik. Yani hani bir şeyi beraber yapma duygusunu ben o anlamda yaşamış bir çocuğum. Evet. Çok teşekkür ediyorum bunu da yaşattığı için kendisine. Siz ne tavsiye edersiniz? Burada şimdi çocukların en önemli özelliği, baba zaman geçiriyor ama çocuklar babanın jestini, mimini okur. Tavrını, davranışı okur. Baba o anda evet vakit geçiriyor ama mutlu mu? Bu durumdan hoşnut mu? Yüz ifadelerinden anlıyor zaten. Baba tamam gezdiriyor, vakit ayırıyor ama elinde cep telefonu. Onunla meşgul. O vakit geçirmek sayılmaz zaten. Kesinlikle ifade ettiğiniz gibi beraber paylaşabilmek çok önemli. Beraber bir eylemi gerçekleştirmek. Beraber uçurtma yapmak olabilir. Beraber dediğiniz gibi yemek yapmak olabilir. Çok rahatlıkla aile içi hem sorumluluğu, hem de aile içi paylaşımı ciddi anlamda etkileyen şeyler bunlar.
Günlük hayatın içerisinde çok ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Günlük hayatın içerisinde yapılabilecek çok şey var. Evin içinde de var. Beraber çivi çakmak da olabilir. Beraber testereyi alıp bir tahtayı kesmek de olur. Bir ucundan biri tutar, bir ucundan biri tutar. Babayla bir şeyi başarabilme çabası. Zaten bunu yaptıktan sonra çocuk bir bakmışsınız kendi bir şeyler yapma çabası içerisine girer. Bu çerçevede babanın çocuğuyla nitelikli zaman geçirmesinin içerisinde beraber gönül rahatlığıyla, istekle ve büyük bir ne diyelim ona şefkatle ve merhametle de bunun içerisinde tavır ve davranış içerisinde olması lazım. Baba sert, hı hı. Baba kafasında işi var, elinde telefon veya işte başka bir şeyle meşgul. Beraber pazar günü geçirmişler. Bir şeye yaramaz. Çok güzel örnekler karşılaşıyorum. Babaları, çocuklara bakıyorsunuz. Çok yoğun iş temposunda çalışan, benim de burada tanıdığım bizzat danışanlarım da var çevremde de. Müthiş bir yoğunluğu var. Ama biliyor, bakıyorum ki akşam saat diyor 9, benim artık eve gitmem lazım. Çocuğuma vakit ayırmam lazım. Hayır, ben cumartesi gelemem. Çocuğumla vakit geçirmem gerekiyor. Toplantıyı iptal ettiriyor, yaptırmıyor. İşte veya şehir dışına çıkmıyor. O ailenin en temel unsuru, rutini. Birçok babaya sorduğumuzda, hocam çocuğum için canımı veririm. Tabii ki. Bu veriyoruz, tamam. Söylüyoruz da cana gerek yok yani. Sadece günde 15-20 dakika vakit ayırmak, canı vermekten çok daha büyük şey katacak çocuğa. Yani saatler boyu 7-24'ten de bahsetmiyorsunuz. Tabii tabii. 15-20 dakika yani. Tabii 15-20 dakika. Burada herkesin kendine ait bir yükümlülüğü var, işi var. Bunu söylerken baba robot değil, o da bir insan. O da yoruluyor, o da sıkıntıları var. Tabii ki. 15 dakika, 20 dakika çocuğuyla vakit geçirmesi zaten babayı dinlendirir. Orada alışkın olmadığı için önce yorulur ama çocuğun oradaki kahkahası, neşesi, ufku, bakış açısı, yorumu, çocuğumda neler varmışı da görür orada baba. Ve çocuktan enerji alır. Birçok benim arkadaşım, çocuklarla çalışan arkadaşlarıma bakıyorum. Kendi yaşıtlarından daha genç, daha dinamik duruyorlar. Niye? Çocukla yaşıyorlar çünkü. Çocukla beraberler. Çocuğun insana kattığı ayrı bir enerji vardır. Baba da buradan istifade eder aslında. Anne de burada bundan faydalanır. Sadece 15-20 dakika oyun oynamak. Şu anda çok fazla farklı oyunlar çıktı artık. Ailece oynayabilecek oyunlar var. Bunları yapabilmek bile çok şey katar. Hep söylüyoruz, hiçbir şey olmadı, hiçbir şey yapamadık. Çocuk yatmaya gittiğinde babanın 5 dakika, 10 dakika çocuğun yanına gidip yanına uzanıp en rahat andır orası. Çocuğun bütün günün yorgunluğunu bıraktığı ve rahatlamaya başladığı bir dönemde babanın oraya gidip çocuğuyla sohbet etmesi. Müthiş bir andır o. Bunu ne kadar çok yapabilirlerse hem baba çocuğunu daha iyi tanır, hem de çocuk babadan alması gereken o güven, sevgi, ilgi boyutunda daha fazlasıyla alır diye söyleyebiliriz. Evet, çok çok önemli uyarılar. Az da bir vaktimiz kaldı hocam ama bir sorumuz var. Onu da size danışayım. Ondan sonra kapatışa doğru gidelim. Refiye Hanım demiş ki, gebelik döneminde eşimden ayrıldım ve 3 yaşında oğlum babaya giderken çok ağlıyor, hatta kusuyor, gitmek istemiyor, nasıl davranmalıyım? Yani önemli olduğunu düşündüğüm için son dakikaya sıkıştırdım, hızlıca alayım çok, hocam. Çok güzel, gerçekten önemli. Şimdi kusma eylemi tamamen dürtüsel, bence bir profesyonel destek almasında fayda var. Bu tip durumlarda çocuklar hipnoterapi yöntemi kullanılabilir. Çok rahatlıkla çözümlenebilir bu. Ama dürtüsel olduğu için tamamen çocuğun elinde olmayan bir şey görünüyor. Tabii orada bakmak lazım. Yani nasıl götürüyor, neler yaşanıyor, babayla anne iletişimi şu anda nasıl, ona bakmak lazım. Şuna dikkat edebilir. Baba ile ilgili anne sarf ettiği cümlelerde olumsuz hiçbir kelime cümle kullanmaması lazım. Babayı kötüleyecek, babayla ilgili hatta konuşurken bile yüzünü ekşitmeyecek şekilde davranış sergilemesinde fayda var. Çocuk bir şey almış görünüyor. O yüzden de kusuyor. O
nadir olabilecek bir durum. Anne en başta kelimelerine dikkat etsin diyebilirim. Hı hı. Ve profesyonel desteği de öneriyorsunuz. Evet. Peki hocam, böylelikle tamamlayalım. Günün notları, bugünkü konuşmalarınızdan öne çıkan başlıklar, bizim de bir kenara not etmemiz gerekenler nelermiş? Bakalım, ardından kapatalım programı. Peki. Uzman psikolojik danışman Mürşit Ekmel Aybek babalara diyor ki, babaların çocuklarına gösterdiği fazla ilgi onların iradelerinin zayıf olmasına sebep olabilir. Çocukların kendilerine ait alanı olmasına izin vermelisiniz. İyi baba olmak, çocukların her istediğini yapmak değildir. Çocukların her istediğinin yapılması onların bencil olmasına sebep olur. Babaların otoritesiz olması çocukların güven duygularını zedeler. Çocuklarınızın yapmasını istediğiniz davranışları öncelikle kendiniz yapmalısınız. Mutlu olan çocuklar başarılı ve sorumluluk sahibi olur. Çocukların yalnızca anneye bırakılması baba olgusunu yıkar. Anneler bütün yükleri almak yerine babaların da çocuklarıyla ilgilenmesine fırsat vermeli. Evet, bunlar ve daha pek çoğunu konuştuk. Süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, ağzınıza teşekkür sağlık ederim. Hocam. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Programlarımızın tekrarını cumartesi ve pazar günleri saat 13.30'da izleyebilirsiniz. Bunu da duyurmuş olalım. Sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp oldukça ilgi görüyor. Peki doğru bir uygulama ve tedavi sonucu için nelere dikkat etmek gerekiyor? Bir tamamlayıcı tıp uygulaması olan ozon tedavisi nedir? Hangi durumlarda nasıl uygulanır? Doktor Coşkun Akay'la geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini ve ozon tedavisini konuşuyoruz. Sorularınızı bize ulaştırın, stüdyoda cevaplayalım.